Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar, ben Sıla. Bu videoda savaşlarda kullanılması uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış silahları derledik. Yasak listesinin başında kimyasal silahlar, yani zehirli gazlar var. Bunlar 1. Dünya Savaşı yıllarında keşfedildiler. Sinir gazları ve hardal gazı en bilinenleri. Kullanım amaçları aynı anda bir sürü insanı yok etmekten başka bir şey değil. Solunduğunda ya da deriyle temas ettiklerinde korkunç zararlar vererek ölüme neden oluyor. Maalesef yıllar içinde pek çok farklı türde kimyasal silah geliştirildi. Çok uzun süre önce yasaklanmalarına rağmen bazı devletlerin ve silahlı güçlerin bu gazları hala kullandıkları biliniyor. Plastik kara mayınları da kullanımı yasak silahlar arasında yer alıyor. Bunlar çeşitli büyüklüklerde farklı amaçlar için yapılmış bombalar. Toprağın hemen altına gömülüyorlar. Üzerine basıldığında ise şiddetle patlıyorlar. Plastik mayınların savaş bittikten sonra temizlenmesi çok zor. Çünkü mayın dedektörlerine yakalanmamaları için geliştirilmişler. Bu nedenle gömüldükleri yerde yıllarca aktif olarak kalıyor ve masum insanlara zarar veriyorlar. Dünyanın birçok yerinde savaşlar sırasında döşenmiş milyonlarcası var. Bu yüzden de hala her yıl binlerce insanı öldürüyor. Daha da fazlasını da sakat bırakıyorlar. Biyolojik silahların savaşta kullanımı da çok uzun zaman önce yasaklandı. Bunlar aslında doğal ya da laboratuvarda geliştirilmiş öldürücü bakteri ve virüslerden başka bir şey değil. Geçmişten bugüne birçok hastalık mikrobu biyolojik silah olarak kullanıldı. Bunlar çeşitli yollarla düşmana bulaştırılıyor. Sonra mikrop devreye girip bulaştığı insanları öldürüyor ya da etkisiz hale getiriyor. Birçok devletin yasak olmasına rağmen genetik araştırma adı altında biyolojik silah geliştirip ürettiği öne sürülüyor. Sıradaki yasaklı silah napalm bombası. Bu silahlar düştüğü yerdeki her şeyi yakması için geliştirildi. Bombanın içinde çok yanıcı bir madde var. Düştüğü yeri cehenneme çeviriyor. Özellikle Vietnam Savaşı boyunca Amerika Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldı. Geniş alana yayılmış hedefleri kısa süre içinde yakıp kül ediyordu. Ancak etki alanı çok geniş olduğu için binlerce sivilin ölümüne yol açmıştı. Savaştan sonra alınan kararlarla en azından orduların napalm kullanması yasaklandı. Misket bombaları da yakın geçmişte yasaklanan silahlar arasında. Bunlar genellikle uçaklardan atılıyor. Zemine yaklaştığında patlıyor ve her yana yüzlerce daha küçük bomba yayıyor. Çok geniş alanları etki ettiği ve sivil ölümlerine neden olduğu için yasak. Tabii hala bazı devletler bunları savaşlarda yaygın olarak kullanıyor. Bir diğer yasaklı silahsa zehirli ya da radyoaktif mermiler. Bunlar daha etkili olmaları için radyoaktif malzemelerle ya da zehirli maddelerle desteklenmiş. Ancak kullanımından çok sonra bile çevreyi zehirlemeye devam ediyorlar. Bu nedenle kullanımına izin verilmiyor. Hedefe çarptığında dağılan ya da genişleyen mermilerin kullanımı da sınırlanmış. Çünkü bunlar düşmanı etkisiz hale getirmekten çok doğrudan feci şekilde öldürmek için tasarlanmış. Tabii ne yazık ki bu tür mermiler yasa dışı olsa da halen kullanılıyor. Buysa son teknoloji bir lazer silahı. Öldürmek yerine düşmanı kör etmek için geliştirilmiş. Söylenene göre etkisi geçici, ancak pek çok kişi bu silahlar yüzünden görme duyusunu tamamen kaybetmiş. Bu nedenle özellikle siviller üzerinde kullanılmasına kısıtlama getirilmiş.